Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tüm perişte üyeleri, hepinize sesleniyorum. İkinci çağrımı yapmaktayım. 22.04.2022. Değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi periştaları, sizlerin birer vatan haini veya birer terör örgütü üyesi, yandaşı ya da başı ya da arkadaşı değil de kesin olarak dış meydanların birer maşası olmayıp gerçekten de bu vatanın öz çocuğu, fenerisi, hizmetkarı ve vicdan özdeveri fevkal beşer olmuş. Bu vatanın saftan saf belgesesi zeyrek çirkinlerine olunuz. Her türlü fitne, fesat ve şüpheden uzak olarak, kesin net olarak meydanda ortalığı zaten ve 100 milyona kapatmış halkım ve milletim adına ben de bu konuda tam kanaatkarım ve eminim. Öncelikle geçmişte ulus halkınız ve milletiniz adına yaptığınız üstün başarı ve çalışmalarından ötürü hepinizi halkım ve milletim adına şahsiyetim olarak en içten duygularımla tebrik ederek ve bu üstün başarının devamını canı gönülden dilerek jet hızıyla devamını beklediğimi size ehemmiyetle belirtmek isterim. Değerli büyük meclis üyeleri, vekilin vazisi olduğunuz halkınızın istikbali, selameti ve bekası adına son derece ehemmiyet arz eden acil hal meseleleri, en başta kendi soyunuz ve ortak soylarımızdan gerek olan, şimdiki zamanda bulunan ve gerek zamanda gerek olan fani ve ruhani iki cihanda da sizlerin bu vatan için yaptığı fedalikleri yanlış analiz ederek birer vatan haini olduğunuzu düşünmeme ihtimallerine karşılık olarak önlem ve tedbiren bu vatanın battal gazilerin şah damarından son özünden gelen şahsiyetim olarak halkım ve milletim adına sizden arz ve taleplerim olarak evvela jet hızıyla atmanız gereken adımları aynı pikniğe gider gibi ya da helaya gider gibi atmaktan derhal vazgeçmeli ve fikir ve oy el birliğiyle çözmeniz gereken istikbal ve beka meselelerini aynı kıza aşık olmuş ilkokul talebeleri gibi dikişip yumruk yumruğa kavga etmekten derhal vazgeçmelisiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tüm üyeleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet gemisinde aynı zamanda bulunan bu Cumhuriyet gemisinin vasıflı birer elemanları tayfası olduğunuzu unutmuşsunuz. Aynı dala tutulmuş olduğunuzu unutmuşsunuz. Size bunu en başta hatırlamak istiyorum. Ayrıca hepinizin bileti dahil olarak, kaptan da dahil olarak çalışma işlerinin işi içinde olup yapılan sözleşme gereği sadece 5 yıllık bizeniz bulmakta. Bu kaptan içine geçerlidir, sizden içine geçerlidir. Ondan da sebeptir ki kürek çekmeyi bilmeyenin kaptan olamayacağını sizlerin bildiğinizden emin olarak elinize sapasağlam verilip zimmetlenen birbirine uyup dümen için kavga edip kırdığınız kürekleri derhal olamanız ve kendi basında düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak olmanız, azim karar biçimde çalışmaya başlamanız gerekmektedir. Ayrıca göçmen sanıp kaçak olarak aldığınız kaçak olucu sıfatındaki teröristlerin hadutça ve barbarca açtığı delikleri derhal kapatmalısınız ve bu deliklerden sızan suyu acilen tahliye etmelisiniz. Bu birinci dereceden son derece ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca derhal kaptanla dümen kavgasına tutuşmaktan vazgeçmelisiniz. Çünkü siz küreklerle dümen kavgasına tutuşunuzdan sizlere kendini fark ettirmeden gemiye sızan derin dalgıçlar son derece eğitimli terör korsanları var arada sızmış. Haberiniz yok. Ve bundan da sebeptir ki gemidekilerin can mal canı yoktur. Derhal sayım yapmanız acilen önemlidir, gerekir, farzdır, mühimdir. Ayrıca gemiye bindikten sonra hiçbir şekilde ne sevenlerini ne de ailesini aramayanlar var. Birçok aile mürettebatların sizlerin hayatından endişe etmekte. Her türlü alet, edevat dahil, civatalar dahil, ağlar, mallar, yağlar, sular ne varsa ileri ipliğe kadar sahip yapılması son derece acildir.
ve kendinizi saymayı da unutmayın değerli büyük millet üyeleri. Korsanlar her yıl olabilir. Sayım sonucu fazla çıkarsa sizin can canınız hiç yoktur demektir. Bunun yanında sayım yaparken kimlik kontrolü yapmayı unutmamalı. Parmak izini yüz eşleştirmeyle mutlaka yapmalısınız. Dikkatli olun değerli üyeler. Düşman her yıl olabilir. Derhal el birliği ve ortak akılla harekete geçmelisiniz. Hepiniz tarih yazmak varken tarih olacak. Fani ve ruhani iki cihanda adınız iyi alınmayacak. Zaten Cumhuriyet gemisi kaptanlık mesleği 2023'e doğacak. Ve yeniden yapılacak 5 yıllık müzenin de bu Cumhuriyet gemisinin sapasağlam limana yanaşma şekline bağlı olarak yükteki mağaranın selametine bağlı olarak yapılacak. İlim, bilim, hak, hukuk, adalet, strateji, proje, hesap, kitap işlerini en iyi bilenler sizlersiniz. Üstün yetenek, zeka, akıl, vicdan ve merhamet sahipleri yine sizlersiniz. En 85 milyon bana göre 100 milyondan fazla insan evladının bekası ve yenisinden Türkiye Cumhuriyeti'nin gelen zamanda doğacak olan yeni nesilleri şimdiki zamanda canlı, kanlı, atasını olarak canı canında hayatta ve soğan için sağ ayrıca beyinleri üstün düşünme yeteneğine sahip olmakla kanayıp hakim ve ilim bilim sahibi olmakla beraber olup en üstünden zirve düzeni yönetimleri başkanlık düzeninde bulunup ortak vatanımızdan toprak bütünlüğü, sancağı, uzunluğu, bekası, güvenlik kuralları, görevleri, selameti, düzen, disiplin, çıkar, menfaatiyle can ve mal güvenliği dahil olarak savunucunun vazifesini isterip omuzlarına bir milyona kafa tutmuş Türkiye Cumhuriyeti tüm felisyonları sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birinci dereceden istihbali bekası namına karar alıp veren imza mühür, tanka etkisi elinde bulunan vazifeli olarak şu an göre başında olup bulunanlar sizlersiniz. Bu gemi batarsa hepimiz öldük demektir. En başta siz öldünüz demektir. Şimdilik bu kadar yetmez devam edecek değerli büyük meclis üyeleri.